Efendim selamünaleyküm. Hepinizin günleriniz, akşamlarınız, geceleriniz hayırlı olsun. Bugün bir ticaret konusu üzerinde duralım. Bu ebedi bir ticaret, kutsi bir ticaret olsun. Zaten Kur'an-ı Kerim bizi kutsi bir ticarete çağırıyor. Estağfirullah. İnna Allah eştara minel müminine enfusahum ve envalahum bi enne lehumil cennet diyor Kur'an-ı Kerim. Yani şöyle emrediyor. Allah müminlerin mallarını ve canlarını satın almak istiyor cennet karşılığında. Cenneti verme karşılığında bizim canımızı ve malımızı Cenab-ı Allah almaya müşteri. Bir müşterimiz var bizim. Rabbimiz, Halıkımız karşılığında cenneti verecek bize. Ve bizi bir ticarete davet ediyor. Bu alışverişten bizim kazancı çıkmamızı istiyor Rabbimiz. Biz kazancı çıkalım bu alışverişten diyor. Altıncı söz, Üstad Hazretleri bu ayetin tefsiri olarak yazmış Hazreti Üstad bu sözü. Bir temsil var ve bu temsilden sonra bizim bu satışta ne gibi kârlarımız var? Satmadığımızda bu mal benimdir, bu can benimdir dediğimizde ne kadar zarar içerisindeyiz? Bu sözden biz bunu anlıyoruz. Birlikte okuyalım. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak, Allah'a kul olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak. Öncelikle bu hikayeden almamız gereken önemli bir ipucu diyelim. Şerefli bir rütbe. Malımızı ve canımızı Allah'a satmak bizim için şerefli bir rütbedir. Çünkü zaten Halık o, zaten yaratıcı o, bizim malımızı veren o, bizim canımızı yaratan o. Dolayısıyla biz yaratıcıya satmış oluyoruz. Bundan daha şerefli bir iş olabilir mi? Ve karlı bir ticaret aynı zamanda bu satış. Çünkü Rabbim ne varsa bu satıştan ne gelir varsa ne kar elde ediyorsa bize tahsis ediyor. Kendisi almıyor, kendisinin ihtiyacı yok. Bu satıştan gelecek kâra kendisinin ihtiyacı yok. Bizim için bu kârları tahsis etmek istiyor, bize vermek istiyor. Böyle bir satış. Bir zaman bir padişah raiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebettül eder, değişir gider. Fırtınalı bir muharebe zamanı var, harp meydanı var, harp yapılıyor, savaş var. Ama bu padişah raiyetinden iki adama iki tane has çiftlik veriyor. Güzel bir çiftlik. Gidin orada çalışın, her türlü işinizi yapın, yiyin için diye o adamlarına iki tane has çiftlik veriyor. Fakat böyle bir fırtınalı muharebe yapıldığı bir zaman, böyle bir zamanda veriyor. Padişah o iki nefere kemali merhametinden son derece acıdığı için bir yaveri ekremini, çok güvenilir bir yaverini, yardımcısını gönderiyor. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Bu harp meydanlarında, muharebe esnasında beyhude kaybolmasın, mahvolmasın. Hem muharebe bittikten sonra, harp bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Çünkü bir de muharebe var. Siz o işlere bakamazsınız. Bütün masarifatı ve levazımı ben yerine getireceğim.
Bütün varidatı ve bütün gelirleri ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kâr içinde kâr. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. İşte beş mertebe bu şekilde kârlar varken, herkes gibi sizin de elinizden bu mallar çıktığı zaman hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız, hem o nazik kıymetli aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane, madenler ve işler bulmadığından bütün kıymetten düşecekler. Bütün kıymetten düşecekler. Ve dolayısıyla işte sana bu defa hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak, hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. Evet, iki zıt kutup denebilir. İki zıt durum var burada saygıdeğer izleyiciler. Bir tanesi, emanetimizi, malımızı Halik Teala'ya, yaratana, yaratıcıya sattığımız zaman beş mertebe kâr içinde kâr elde ediyoruz. Ama satmadığımız zaman, bu benimdir, mal benimdir, mülk benimdir, can benimdir dediğimiz zaman beş mertebe hasaret içinde hasarete uğruyoruz. Zarar içinde zarara uğruyoruz. Bir taraf facia, ama bir taraf satış yaptığımız zaman fevkalade kârların kapımızı çaldığı, bize geldiği muhteşem bir durum. Bu iki durumda siz olsanız hangisini yaparsınız? Satış yapalım mı, yoksa bizde mi kalsın? Demek ki böyle bir muharebe meydanı var. Zaten elimizdeki mallar ve canlar zayi olacaklar. Biz muhafaza edemeyeceğiz. Zaten de satış yaptığımız zaman muharebe zamanına kadar elimizde kalacak ve biz istediğimiz şekilde yine kullanma hakkını elde ediyoruz. Yani sattığımız anda biz onu vermiyoruz. Zaten biz kullanıyoruz. Ve muharebe başladığı ana kadar kullanabileceğiz. Ve muharebe başladığı anda tam zayi olacağı vakitte biz o satışı gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla elimizde kalmaya devam edecek. O muharebe esnasında bizim canımız, malımız, çiftliğimiz, makinelerimiz, aletlerimiz satış yaptığımız için yaratıcının, yani o padişahın elinde kalacak. Dolayısıyla bizim için bir zarar olmayacak. Aynen o makinelerimiz, aletlerimiz korunacak. Muharebe bittikten sonra tekrar o makinelere, aletlere, edevatlara, araçlara, gereçlere, biz çiftliğimize, canımıza, malımıza tekrar sahip olabileceğiz. Muhteşem bir alışveriş. Bundan iyisi can sağlığı derler ya, bundan iyisi yoktur saygıdeğer izleyiciler. Ama satmadığımız zaman benim canımdır dediğimizde, zaten muharebe başladığı zaman hiçbir şey elimizde kalmıyor. Her şey berhava olup paramparça olup dağılıp gidecek. Satmadık, ne kâr elde ettik? Muharebe anında hiçbir şey kalmadı. Halbuki satsaydık muharebe anında elimizde kalacaktı. Muharebe sürekli olacak diye bir durum yok ki. Muharebe yarın bittiği zaman tekrar elimizde olacak. Aynen o makine ve aletler, ve biz onları kullanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bir artısı daha var. Bu satıştan elde edilen yüksek bir kâr var. Bu makinelerin, aletlerin, çiftliklerin, alet ve edevatın, araç gereçlerin ürettiği üretimler var. Elde ettiği yüksek kârlar var. O kârları da bizim namımıza o padişah yine bloke edecek. Böylesine bir kâr içerisinde bu satışı bu padişah bizden istiyor. Evet, devamına bakalım. Altıncı sözü okumaya devam ediyoruz. Hem emanette satmadığınız durumda emanette hıyanet gibi bir ceza da göreceksiniz. Ya bu zaten senin değil. Bu canı sen yaratmamışsın. Bu malları, mülkleri, alet, edevatı, makineleri, araç gereçleri, çiftlikleri sen yaratmamışsın. O zaman sana emanet verilmiş. Satmadığında elinde mi kalacak? Sen bu defa emanete hıyanet etmiş olacaksın. Ve bu şekilde beş derece hasarete uğrayacaksın, hüsran olacaksın. Evet, hem satmak ise
Bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Satmanın da manası bu. Yani o padişaha asker olacaksın, padişah namına kullanacaksın onları. Bu demektir. Yoksa padişah onları tekrar senden alacak değildir. Adi bir esir ve başıboza beden, âli bir padişahın, yüksek bir padişahın has serbest bir yaveri, askeri, yani bir askeri yaveri olursun diye böyle bir satışın sonucu bize ulaşıyor. Onlar, yani o iki asker şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olan dedi. Aklı başında olanı dedi. Baş üstüne. Ben mal iftihar satarım. Hem 1.000 teşekkür ederim. Böyle bir teklif olabilir mi? Baş üstüne. Zaten ben koruyamayacağım. 1.000 teşekkür ederim. Elimde ne varsa satarım diyor. Diğeri mağrur. Nefsi firavunlaşmış. Hotbin. Kendi benliğine düşkün. Bencil. Ayyaş. Düşünemiyor. Kafa hoş. Güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzelelerinden, dağ dağlarından haberi yok. Dedi. Yok. Padişah kimdir? Ben mülkümü satmam. Keyfimi bozmam. Diyor. Padişahı tanımıyor. Keyfimi bozmam diyor. Mülkümü satmam diyor. Canımı vermem diyor. Ben bende tutarım diyor. Padişahı tanımıyorum diyor. Ne kadar zarar içerisinde olduğunu fark edemiyor. Biraz zaman sonra birinci adam, yani o akıllı adam, öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Herkes ona imrenirdi. Aa, muhteşem bir seviye, bir dereceye ulaştı diyordu. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Has sarayında o çiftliklere ulaşmış, zaten de malı mülkünü satmış, sarayın içerisinde huzurla, mutlulukla, neşeyle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar oldu ki, öyle bir hale giriftar olmuş ki, hem herkes ona acıyor, hem de müstahak diyor. Müstahak diyor. Bunu o hak etti diyor. Öyle bir hallere düştü ki, zarar içerisine düştü ki, herkes ona acıyor ve aynı zamanda müstahak diyor. Bunu hak etti diyor. Bu sonucu o hak etti diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. Ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi bir heves. Şu misalin dürbiniyle hakikatin yüzüne bak. Saygıdeğer izleyiciler, misalimiz burada bitiyor. Şimdi bu misalin hakikate tatbiki var. Bediüzzaman Hazretleri muhteşem bir temsil ile burada bize, bizim içerisinde bulunduğumuz bir ticari meseleyi, bir kutsi ticareti bize anlatmak istiyor. Bakalım bu misal hangi hakikatleri işaret ediyor? Biz anladık ki bu temsilden biz bir ticaretin içindeyiz. Böyle bir ticareti yapmakla mükellefiz. Eğer bu ticarette biz satışı yapsak, canımızı, malımızı, bizi yaratan padişahımıza, yani Halık'ımıza, yani Rabbimize, yani Allah'ımıza satsak, biz 5 kat kâr içinde kâr elde ediyoruz. Ama satmadığımız zaman benim canım benimdir, malım benimdir, mülküm benimdir, hayat benimdir, ben kimseye satmam, ben canımı, hayatımı yaşarım, dilediğim gibi keyfimi bozmam, yaşarım dediğimiz zaman işte bu durumda da 5 kat zarar içinde zarara uğrayan biz oluyoruz. Bakalım Rabbim sizleri o zararlara uğramaktan muhafaza eylesin. Bu temsil hangi hakikatlere işaret ediyor? Şimdi birlikte okumaya devam edelim. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin Halık'ındır. O padişah kimmiş? Ezel ebed sultanı olan Rabbin Halık'ındır. O çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire hayatın içindeki mamelekin, sahip olduğun şeyler ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil ve akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Yani dış ve iç duygularındır. Gözümüz var mı? Var. Kulağımız var mı? Var. Ama biz yaratmadık. Kalbimiz var mı? Var. Aklımız var mı? Var. Ama biz yaratmadık. Ruhumuz var mı? Var. Elimiz, ayağımız var mı? Var. Bedenimiz var mı? Var.
Ama biz yaratmadık. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Biz bunları yaratmadık ve biz bunları emanet aldık. Bize bunları yaratan yarattı. Güzel bir biçimde kullanışa hazır vaziyette bize sundu ve biz de bunları kullanıyoruz. Dolayısıyla biz şu anda bir çiftlik kullanıyoruz. O padişah olan Rabbimiz ve Halikimiz bizi çiftliğine göndermiş ve biz onun yarattığı bütün mülkte onun kullanın dediği mameleki alet ve edevatı, araç ve gereçleri, işte iç ve dış duygularımızı, bedenimizi, canımızı, malımızı kullanıyoruz. Peki, evet devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ve o Yaveri Ekrem ise, hani birisi uyardı ya bizi, bir Ekrem, bir Mükerrem Yaver geldi bize, bir elçi geldi. Dedi ki bu satışı yapın, bu satış sizin için karlıdır demişti ya. O Yaver kimdir? Resul-i Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet o gelmiştir, bu satışı bize ilan etmiştir. Ve o ferman-ı ahkem ise, o ferman nedir? Padişah ferman göndermişti. Böyle bir satış için davet çıkarmıştı. O ferman nedir? Kur'an-ı Hakîm'dir. Kur'an-ı Hakîm'dir. Kitabımızdır. Allah kelamıdır. Bize göndermiştir. Ve bahsinde bulunduğumuz ticareti azimeyi, büyük ticareti şu ayetle ilan ediyor Kur'an-ı Hakîm. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştere minel müminine enfusahum ve emvaluhum bi enne lehumul cennet. Ne muhteşem bir ayet. Ne muhteşem bir ayet. Allah diyor ki canınızı ve malınızı cennet karşılığında bana satın diyor Rabbimiz. Canınıza ve malınıza müşteriyim diyor. Cennet karşılığında satın almak istiyor. Böyle muhteşem bir teklif olabilir mi? Ve o dalgalı muharebe meydanı ise hani temsilde dalgalı bir muharebe meydandan bahsetmiştik. O nedir? Şu fırtınalı dünya yüzüdür ki, fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu? Şu kullandığımız alet edevatı, şu canı, şu malı, şu mülkü, şu ruhu, şu kalbi, bu gözü, bu kulağı, bu elleri, bu ayakları, bu kullandığımız bütün şeyleri, Allah'ın bizim için yarattığı ve bize verdiği bütün bu şeyleri acaba ibka etme, yani bakileştirme, yani bunlar fani zaten, bunlar ölecek, bunlar yok olacak, bunlar elinden zaten çıkacak, satmasan da çıkacak, elinden kaybolacak. Bunları peki bakileştirme yolu acaba yok mu? İbka etme yolu yok mu? Bunları bende tutma yolu, sürekli benim olma çözümü yok mu? Nedir bunun çaresi? Sürekli benim olsa olmaz mı bunlar? Bunun çaresi yok mu? Diye düşünürken, deyip düşünürken birden semavi sadai Kur'an işitiliyor. Kur'an'ın semavi sesi işitiliyor. Diyor ki evet var, evet var. Hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Evet bütün bunları bakileştirme çaresi var. Canını bakileştirebilirsin. Gözlerini, kulaklarını, ellerini, ayaklarını, duygularını, koku alma duygunu, işitme duygunu, düşünce duygunu, aklını, fikrini, kalbini, bütün ne varsa, neye sahipsen, Allah ne vermişse, mülkünü, malını, Allah ne vermişse bunları bakileştirme çaresi var. Bunları fani bir memlekette kaybolup götürme, kaybetme bunları, zayi etme, yok etme, mahvetme. Bunları bakileştirme çaresi var. Kur'an diyor ki hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Hem bir mertebe kar yok, iki mertebe kar yok, üç mertebe, dört mertebe, beş mertebe. Aman Allah'ım. Kar üstüne kar, kar üstüne kar. Gelin bu satışı hep beraber yapalım inşallah. Sual nedir? Nedir bu kar arkadaş? Nasıl bir kar bu arkadaş? Bu satışta ben nasıl bir kar elde edebilirim? Bu nasıl bir kar? Cevap. Evet, bu böyle sual nedir diye soruyor. Bakalım bu karın ne olduğunu yine buradan biz inşallah öğrenelim kitabımızdan. Cevap, el cevap.
Emaneti sahibi hakikisine satmak. Evet, var diyor. Çünkü 5 mertebe bir kar var. Bu 5 mertebe karı elde etmenin tek çaresi emaneti hakiki sahibine satmak. Kimdi sahibi? Kimdi yaratıcısı? Kimdi onu bize veren? Cenab-ı Allah'tı. Rahim olan, hakim olan Rabbimizdi. O zaman emaneti ona satmak. Allah'ım bunları sen yarattın. Bu canı sen yarattın. Bu gözü sen yarattın. Elimi, ayağımı, varlıklarımı, malımı, mülkümü sen yarattın. Tekrar ben sana bunları satıyorum demektir saygıdeğer izleyiciler. İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var. 5 derece kar içinde kar var. Birinci kar, neymiş peki bu karlar? Birinci kar, fani mal beka bulur. Bakınız muhteşem bir kar, fani mal beka bulur. Elindeki mallar ipkalaşmış, bakileşmiş oluyor. Daha büyük bir kar olabilir mi? Elindeki mallara sahip oluyorsun ebedi bir şekilde. Malın, canın senin gene canın oluyor. Gözlerin, kulakların, aklın, bütün malların senin, şu anda sahip olduğun bütün mal ve mülk ebedi bir şekilde. Hiçbir zaman ölüm, hiçbir zaman ahiret, hiçbir zaman cehennem, hiçbir zaman daha başka bir takım kötülükler, ya kötü senaryolar diyelim, şer durumlar elimizden bu malları almayacak. Cenab-ı Allah bu malları bize verecek ve bizim için bu mallar bakileşmiş olacak. Aman Allah'ım, ne muhteşem bir kar. Çünkü kayyumu baki olan, Zat-ı Zülcelal'e verilen, yani Cenab-ı Allah'a verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, onun yolunda sarf olunan bu zail, bu geçici ömür bakiye inkılap eder, bakileşir. Senin elin, ayağın, bedenin, ruhun, aklın, kalbin, gözün, kulağın, bunlar bakileşir. Bunlar bu fani dünyadan gider, fanilikten kurtulur, bakileşir. Bakiye inkılap eder. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbülenirler ve alemi berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. Muhteşem bir şey bu. Ömür dakikaları Üstad Hazretleri çekirdeklere benzetiyor. Önemli bir ayrım, bu önemli, fark edilecek bir noktayı işaret edelim. Ömür dakikaları bir çekirdekler hükmündedir. Bu çekirdekler nasıl ki çiftçiler, nasıl ki bizler tarlamıza, saksımızdaki toprağımıza çekirdek ekiyoruz ve o çekirdek daha sonra çıkıyorsa, o çekirdek daha güzel bir sümbülle, bir dal ve budakla güzel bir şekilde çıkıyor, büyüyorsa, bizim de hayatımız, bizim de ömür dakikalarımız birer çekirdektirler. Bu çekirdekleri Rabbimizin yolunda sarf ettiğimiz zaman, Allah'ın işte buyurun satın dediği yerlere sattığımız zaman, Allah için kullandığımız zaman, bu çekirdekler baki sümbüller verecekler. Berzah aleminde ışıklı, ziyadar, nurlu, aydınlık ve sevimli bir manzara olacaklar. Rabbimize sattığımız zaman. Muhteşem bir satış bu. Evet. Hem baki meyveler verecek hem de ömür dakikalarımız bu şekilde bakileşmiş olacak. İkinci kar. Cennet gibi bir fiyat veriliyor. Aman Allah'ım. Birinci kar zaten kainat üstü, aklımızı, havsalımıza sığmayan muhteşem bir kardı. Çünkü hiçbir şeyi elimize tutamadığımız bir alemde yaşıyoruz. Satış yaptığımız anda her şey bakileşecek, elimizde kalacak. Muhteşem bir şey. Bununla beraber ikinci kar, cennet gibi bir fiyatı verecek Rabbim. Buyurun cennete. Yani o temsilde okuduğumuz has çiftlik, padişahın gönderdiği has çiftliğe biz Rabbimizin ikramıyla cennete ulaşmak suretiyle inşallah ulaşıyoruz. Buyurun ebedi cennete. Her şey içinde var. Her şekilde bu ebedi malınızı, baki canınızı, malınızı, mülkünüzü o ebedi cennette yaşayabilirsiniz. İkinci muhteşem bir kar bu. Üçüncü kar. Aman Allah'ım, karlar devam ediyor saygıdeğer izleyiciler. Her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Aman ya Rabbi.
her azanın, elimizin, tırnaklarımızın, saçımızın telinin, ayağımızın tırnağına kadar neye sahipsek, gözümüz, kirpiğimiz, kirpiğimizin bir tanesi, kulağımız, yüzümüz, burnumuz, ağzımız, dişlerimiz, neyimiz varsa, elimiz, ayağımız, bedenimiz, canımız, malımız, mülkümüz, sahip olamadığımız, kaybettiğimiz, yok ettiğimiz, elimizden kaçıp giden can, hayat, mal, mülk, bütün bunlar, bütün bunlar kıymeti birden bine çıkar. Kıymeti yükseklenir. Bin kat kıymetli olurlar. Bin kat değerli olurlar. Şu anki değerinden hiçbir şey kaybetmiyor. Şu anki değerine bin kat daha değer ilave ediliyor. Bu güzel bir satış değil mi Allah aşkına? Şu anki değeri zaten kalıyor. Ve bin kat daha değer ilave ediliyor. Mesela akıl bir alettir. Hazreti Üstad örnekler veriyor, bakınız. Akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz, yani uğursuz ve taciz eden, rahatsız eden ve seni de taciz eden, hem kendisi rahatsız olan hem seni rahatsız eden bir alet olur ki akıl, bakın hem uğursuz bir alet olur Allah'a satmadığımız zaman, hem kendisi rahatsız olur hem bizi rahatsız eder. Böyle üç önemli bir zarara akıl düşer. Böyle bir zarara düşer ki geçmiş zamanın âlam-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ahval-i muhavifanesini senin bu biçare başına yükletecek. Akıl bu. Evet, senin bu biçare başına geçmiş zamandaki hüzün dolu, üzüntü dolu bütün halleri, bütün elemleri alıp getirecek. Ve gelecek zamandaki korku dolu bütün halleri gene senin başına getirip boşaltacak. Akıl bunu yapıyor. Eğer biz aklımızı Cenab-ı Hakk'a satmadığımız zaman, benim aklımdır bende kalsın dediğimiz zaman, biz aklımıza mukayyet olamıyoruz. Geçmiş zamanda ne kadar elem dolu, hüzün dolu, üzüntü dolu hallerimiz varsa, elemlerimiz varsa getirip önümüze koyuyor. Gelecek zamanla ilgili ne kadar korkularımız varsa, işte ölüm mesela bizim için hayatımızı zindana çeviriyor. Ölüm ve arkası yokluk mu? Nedir ölüm arkadaşım? Ölüm nedir? Arkası nereye gidiyor? Hayat nereye doğru gidiyor? Hayat nereye doğru sürüklüyor bizi? Hastalıklar, musibetler, sıkıntılar, gamlar, kederler az mı bu dünyada? Bütün bunları akıl alıp getiriyor, önümüze boşaltıyor. Hadi diyor bakalım, bunca gamla, kederle, musibetle, dertle, hastalıkla yaşayabilirsen yaşa. Bu dertli bir şey. Ve eğer sattığımız zaman, bakınız ne o peki? Satmadığımızda akıl böylesine bizim için bizi taciz eden, bizi yoran, bizi rahatsız eden, kendisi de rahatsız olan, kendisi de uğursuz bir alet noktasına akıl düşüyor. Eğer Malik-i Hakikisine satılsa, kim satılsa? Akıl. Hakiki Malik'i kimdi? Cenab-ı Allah'tı. Hakiki Malik'i, hakiki yaratıcısı Cenab-ı Allah'tı. Ona satsan aklı. Allah'ım ben aklımı sana sattım de. Bunu bir söyleyebilsen eğer. Ve onun hesabına çalıştırsan. Kimin hesabına? Allah'ın hesabına çalıştırsan. Akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki. Tılsımlı anahtar. Aman ya Rabbi, tılsımda anahtar ne demek saygıdeğer izleyiciler? Bakınız bizim şimdi eskiden araçlarımızı açan anahtarlarımız vardı. Çok eskilerde anahtarı sokuyordunuz o kilide, arabanın kilidine. O kapı açılıyor. Öbür kapı için öbür kapıya dolanıyorsun, onu açıyorsun. Arka kapı için onu açıyorsun. Her kapı için anahtarı açıyorsun. Tekrar arka kapıyı açıyorsun vesaire. Şimdi anahtarlar nasıl? Biraz tılsımlı. Yani anahtar hemen üzerinde bir düğmesi var. Basıyorsun, bütün kapılar şak diye açılıyor. Bu bir tılsımdır. Bu bir imtiyazdır, bu bir ayrıcalıktır. Bugünün anahtarı böyle. Ve aynı zamanda anahtar sende kaldığı sürece otomatik gibi araba seni tanıyor. Araba seni tanıyor. Anahtar üzerindeyse sen yaklaştığın zaman araba kendini açıyor. Buyur, girebilirsin diyor. Bu da muhteşem bir tılsımdır. Hiç anahtarın düğmesine basmaya ihtiyaç duymadan araba seni tanıyor, senin bineceğini anlıyor, kapısını açıyor, sana kendisini hazırlıyor. Bakınız tılsım üstü tılsım var.
Arabanın tüm kapıları şak diye açılıyor. Bu bir. Araba seni tanıyor, kapısını açıyor. İki. Araba sana kendisini hazırlıyor. Araba seni kullanmana hazır hale geliyor. Tüm bunlar kademe kademe bugünün anahtarına yüklenmiş tılsımlar, özellikler, ayrıcalıklar. Üstad Bediüzzaman diyor ki, eğer aklı ben kendimde kullansam, bende bıraksam, satmasam aklımda bir tılsım falan olmayacak. Bizim eski anahtarlar gibi. Sadece bir kapıyı açacak, diğer kapılar kapalı kalacak. O açılan kapı da bana yeterli olmayacak. Bana kifayet etmeyecek. Ama akıl tılsımlı bir anahtar olduğu zaman şak diye bütün kapıları açacak Rabbim. Çünkü tılsımlı bir anahtar. Şak diye kainatın bütün kapıları açılacak. Kainat kendisini bana hazırlayacak. Kainatı anlamaya bir yol olacak. Bütün kapılardan ben kainatı, yıldızları, güneşleri, ayları, dünyaları, denizi, suyu, toprağı, havayı, taşı, canlıları, insanları, nasıl yaşadıklarını, niçin yaşadıklarını, nereye gittiklerini, bütün alemi anlayabilme imtiyazına, özelliğine sahip olacak aklım. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Satmadığım zaman aklım sadece bende kalacak, bana hiçbir işe yaramayacak. Ama sattığım anda akıl tılsımlı bir anahtar olacak. Şak diye kainatın bütün kapıları açılacak. Muhteşem bir satış bu. Tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye, ebedi saadete mühayya eden, hazırlayan bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Bir mürşidi Rabbani derecesine, yani Rabbimizin bir mürşidi olur akıl, bize yol gösterir. Bir mürşit gibi bize yol gösterir. Evet, demek ki hem Allah'ın bu kainatta sonsuz bir rahmet hazineleri var. O rahmet hazinelerin kapısı açılır bize şak diye. Hikmet defineleri var Allah'ın. Hikmet definelerinin kapısı bize açılır. Şak diye açılır. Açılmayan kapı kalmaz. Biz aklımızı Rabbimize sattığımız zaman, ki aklımızın halikı, yaratıcısı odur. Ona sattığımız zaman bizim bu kainatta kapalı kapımız kalmaz. Açılmayan kapımız kalmaz. Bütün bu kainat kapılarını bize şak diye açar. Ve biz her kapıdan gireriz ve bir mürşid olan aklımız bize yol gösterir ve bizi Rabbimize ulaştırır. Bizi hakikatlere ulaştırır. Bizi güzel hakikatlere ulaştırır. Bizi cennete ulaştırır. Bizi o yüksek kârlara, yüksek neticelere bizi ulaştırır. Evet, bu uzunca bir ders idi. Bu dersin bir kısmını biz burada, yarısını işlemiş olduk. Bence bir kısmı daha, bu dersin bir yarısı daha var. Yani daha bizim iki kârımız daha var. Daha bu kârımız da yarım kaldı ama zamanımız bir hayli ilerlediği için bu kârı bir derste daha, bir sonraki derste inşallah bunları da okuyalım, birlikte faydalanalım, istifade edelim. Dolayısıyla Rabbimize biz canımızı, malımızı, mülkümüzü sattığımız zaman 5 mertebe kâr içinde kâr elde ediyoruz. Satmadığımızda da 5 derece zarar içinde zarar elde ediyoruz. Zararımız oluyor. Bu 5 mertebe kârdan üçünü bugün işlemiş olduk. Üçüncüsünün de bir kısmını işlemiş olduk. Üstad Hazretleri gözün de satışını örnek olarak gösteriyor. Dilin satışı nasıl örnek olarak gösteriyor. Dolayısıyla tat alma duygusunun satışı ve bütün duygularımızın satışlarını Üstad Hazretleri bu dersinde bizim için işliyor. Sonuçta neler elde ettiğimizden bize haber veriyor. Bu dersimizi inşallah bir sonraki dersimize bırakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selamun aleyküm.